Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Çocuk Atölyesi programına her biriniz hoş geldiniz. Yine bir arada güzellikleri paylaşacağız. Yine buradayız. Yine öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, kıpırımız ve tüm ekip arkadaşlarımızla sizleri karşıladık. Güzellikleri paylaşmak üzere yine toplandık, değil mi? Siz oraya toplandınız, biz de buraya toplandık. İnşallah paylaşacağız güzellikleri. Güzellikleri çok güzel bir günde paylaşmış olacağız. Hem cuma günlerin en güzeli biliyorsunuz, hem de çok güzel bir kandilde bir aradayız. Güzel çalışmalar yapacağız. Biz yine zamanımızı değerlendirmeye çalışacağız. Öğretmenlerimiz birer güzel çalışma hazırlamışlar. Merve öğretmenimiz tam bir cuma aslında hediyesi, kandil hediyesi hazırlamış. Çok da sevimli görünüyor yaptığı çalışma. Dikkatli izleyeceksiniz. Nasıl yapıldığını, neler kullanıldığını öğreneceksiniz. Yetişkinler de var aranızda. Biliyoruz onlar da merak ediyorlar biz neler yapacağız diye. Çünkü öğrencileriyle çalışmak isteyenler var yaptığımız bu çalışmalardan bazılarını ya da hani daha yaşça küçük olanlara armağan olarak hazırlamak isteyenler var. Bakalım neler yapacağız. Öğrenelim ki hemen çalışmaya başlayalım ve yayının sonuna kadar yapacağımız çalışmaları yetiştirelim arkadaşlar. Kıpırcığımız yine çok dikkatli izliyor. Her zamanki gibi sizi özledi. Konuşacak, sohbet edecek. Özellikle canlı yayına katıldığınızda soru da soracak size. Yapılan çalışmalarla yine alakalı olacak bu soru. Dolayısıyla Kıpır bizi izleyenler çok dikkatli izleyecekler. Kıpır'ın öpücükleri ulaştı size. İki çalışma her zamanki gibi. İki öğretmenimiz ve yanlarında arkadaşlarımız var. İki çalışma ama acaba ne bu iki çalışma? Birini birazcık söyledik. Birazcık duyurduk aslında Merve öğretmenim. Cuma hediyesi, kandil hediyesi. Evet. İkisi için de çok yakışacak bir çalışma. Diğeri de bir oyun değil mi Şeyma öğretmenim? Birazcık bahsedelim ama ayrıntıları biraz sonra sıralayalım. Telefon numaralarımızı, Facebook adresimizi verdikten sonra nasıl çalışacağımızı anlatalım. Merve öğretmenim, şimdi o güzel çiçekler cuma hediyesi mi olacak? Evet, hem cuma hediyesi hem de kandil hediyesi olarak yapacağız. Ve yine çok basit çalışacağız ki bol bol yapabilelim. Hı hı. Ve malzememizin yettiği kadar kişiye hediye edebilelim diye. Hı hı. Kolay ama güzel bir çalışma yapacağız bugün. Kolay bu olmasını evet. Bilerek tercih ettiniz. Sayısı çok olsun evet, diye. Evet, kolaylıkla pratik. Yapalım. Hı hı. Bu şekilde birçok kişiye dağıtalım diye. İyi. Evet. Peki. Ne kadar yetiştirebilirsek biz de o kadar çok sayıda evet. Yapacağız o zaman. Evet. Peki kim yardımcı olacak size? Sen kimsin? Adın ne? Zehra Nur. Yardımcı mı olacaksın öğretmenine? Cuma sürprizi ve kandil sürprizi gibi olacak. Hani hediye ama aynı zamanda öyle olacak. Sen de burada hazırladıklarını okula, arkadaşlarına belki ya da annene hediye edebilirsin ya da öğretmenine. Olur mu? Tamam, peki. Bununla ilgili biraz konuşuruz ilerleyen dakikalarda arkadaşlarımızla da. Ayrıntılarını biraz sonra öğreneceğiz ama gördüğüm kadarıyla renkli kağıtlar lazım evet. Sizin çalışmanızda. Bir de tüylü tele ihtiyacımız var. Biraz kıvırıp böyle hani evet. Onlara şekil vereceğimiz şekilde oluşturacağımız bir malzeme evet. Lazım. Peki alternatifler neler olabilir? Onları da konuşalım biraz sonra. Cuma hediyesi, kandil hediyesi. Merve öğretmenimizin hazırlığı bu yönde. Çok da tatlı, çok da sevimli, çok da kolay. Bilerek seçmiş kolay bir çalışma olsun demiş. Çünkü çok sayıda hazırlayalım. Hediye edebildiğimiz kadar çok kişiye hediye edelim. Hayırlı cumalar dileyelim, hayırlı kandiller dileyelim. Ve ne yapalım? İşte bu güzel günün bu güzelliğini bu şekilde de paylaşmış olalım. Kıpır çok beğendi. Şimdi Arif ablacığım. Efendim Kıpırcığım. Mesela bugün cuma, bugün bir de kandil. Evet. Bugün ne kandiliydi peki? Miraç kandili. Miraç kandili. O zaman ben de buradan bizi izleyen bütün arkadaşlarımızın, bütün İslam aleminin Miraç kandilini kutluyorum. Aferin sana. Kıpır artık bence büyüdü. Evet. Neyi nasıl diyeceğini, kime neyi nasıl söyleyeceğini çok iyi öğrendi. Aferin Kıpır sana. Peki, şimdi diğer çalışma hakkında da kısaca bilgi alalım Kıpırcığım. Sonra telefon numaralarımızı ve Facebook adresimizi hatırlatalım. Şeyma öğretmenim bize bir oyun hazırlamış. Evet. Çok da eğlenceli bir oyun. Bu oyun hazırlanmadan önce Şeyma öğretmenimize birazcık yazıştık biz. Bir mesaj atıyoruz. Şöyle bir şey hazırlıyorum öğretmenim. Ha olabilir, şunu şöyle mi yapsak falan diye konuştuk. O yüzden biliyorum ne kadar eğlenceli bir şey olduğunu. Gerçekten çok tatlı olmuş.
birazcık bahsedelim. Biz ama nasıl bugün, yapılacağını biraz sonra anlatalım. Biz bugün bil bakalım oyununu oynayacağız. Gözümüz kapalı, nesnelere dokunarak, hissederek ne olduğunu bilmeye çalışacağız. Tamam. Ve kaç tanesini yani bildiğimiz zaman kim çok sayıda bilirse o kişi yine oyunumuzun birincisi oluyor. Zevkli, keyifli, acaba neye dokundum, ne çıkacak, bilebilecek miyim? Güzel, keyifli bir oyun yapacağız şimdi, biz bugün. Şimdi şeyimi öğretmenim, efendim? Burada kim bilirse o bilirci mi olacak? Biliyor. Çok sayıda bilirsin. Kim o, en çok kim bilirse o en çok bilen, en çok bilirci olacak değil mi? Evet. Sen birinci mi olmak istiyorsun? Ben bilirci olmak istiyorum, evet. Ne olmak? Bilen, bilirci. Bilirci. Evet. Sen bilirci olmak en çok bilen olmak istiyorum. En çok bilen ol, tamam sen. Sana da oynatalım bu oyunu. Bir deneriz bakalım, tamam mı? Tamam Arif ablacığım. Anlaştık. Şimdi şöyle bir şey geldi aklıma bakarken, oradaki malzemeleri görünce. Oradaki malzemeleri arkadaşlarımıza da oynatacağımız zaman bu oyunu biraz değiştirelim. Şimdi onları gördüler çünkü. Görerek de bulmaları mümkün olur. Tamam. Onlar görmeden kutuyu böyle çevirdiğimiz zaman bir iki buradan da bir şeyler ekleyelim. Değiştirelim, heyecanı arttıralım. Ama çok eğlenceli bir oyun. Sulu ve ıslak bir şey koyduğumuz zaman çok tedirgin oluyorlar. Acaba bu ne? Ne? Evet. Peki. Şimdi mukavva bir kutu lazım. Evet. Doğru muyum? Bir de yine düz bir mukavva lazım. Ana malzemeyi sadece söylüyorum. Şimdi biz bu kutuyu da mukavvadan yapacağız. Arkadaşlarımıza göstereceğiz ama ayakkabı kutuları da olabilir. Bir tane daha mukavvaya ihtiyacımız var. Kız figürlü çalıştık. Saçları için ipe ihtiyacımız süsleyelim var. Süsleme malzemesi. Peki. Geçen de Merve öğretmenimiz bir oyun hazırlamıştı. Yine böyle alçak bir kutu kapağıydı o da. Evet. Onu da böyle değerlendirmiştik. Demek ki onları gerçekten saklamamız gerekiyor. Atmıyoruz. Atmıyoruz. Çok 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 lazım oluyor. Peki. Telefon numaralarımızı hatırlatıyoruz. Facebook adresimizle birlikte. Telefonlarınızın başındasınız. Az sonra sesinizi de duyacağız. Bakalım kimler katılacak canlı yayına ya da katılabilecek. Konuşalım. Birazcık sohbet edelim. Burada yapılacak çalışmalarla alakalı da bir tane kıpır soru sorsun. Doğru cevabı alalım. Armağan olarak kitapları da yollayalım size. Olur mu arkadaşlar? Bakalım neydi telefon numaralarımız? Bakalım neydi Facebook adresimiz? Evet, yine arkadaşlar her zaman olduğu gibi telefon numaralarını vereceğim. Ama biliyorum ki sizler de yine sabırsızlıkla ekran başına geçmiş ve bizi bekliyorsunuz. Arkadaşlar ben şunu söyleyeceğim. Şimdi telefon numaralarını ben size verdiğimde olur ya siz bize ulaşamazsanız üzülmeyin, tamam mı? Çünkü biz buradan bizi arayan herkesin ismini programın sonunda söylüyoruz. Şimdi telefon numaralarını çağırayım mı? Artık ıslık çalmayı öğrendim arkadaşlar. Islık çalabilirim yani. Böyle numaramızı şimdi çağırayım da görün bakın. Ay olmadı yine. Ben ıslık çalamasam da numaralar gördü ve geldi buraya gördüğünüz gibi. İşte arkadaşlar telefon numaralarımız 0312 295 83 33. 0312 295 83 33. Ayrıca arkadaşlar Facebook sayfamızda facebook.com/çocukatölyesi.tv facebook.com/çocukatölyesi.tv Arkadaşlar bu arada size bir şey daha söylemek istiyorum. Hani bizim programlarımızı kaçırdıysanız ve eski bölümlerden izlemek istiyorsanız o zaman da Diyanet TV'nin sayfasına girip bize ulaşabilirsiniz. diyanettv.com.tr Buradan da ulaşabilirsiniz. Bütün bilgileri aktardı Kıpır sizlere arkadaşlar. Artık bize ulaşabilmeniz için çok yol var. Canlı yayına sınırlı kalmıyor. Facebook sayfamızdan sürekli takip edebileceğiniz gibi, Kıpır'ın da dediği gibi internet sitesinden Diyanet TV'nin yine bizlerle birlikte olabilirsiniz. Geçmiş bölümleri, geçmiş programları, geçmiş çalışmaları dolayısıyla oradan izleyebilirsiniz. Yapılan çalışmalara bakabilirsiniz. Şimdi Merve öğretmenimiz bu çalışmaları başlatacak. Çok tatlı, çok şirin olmuş. Cuma'nın güzelliğini hatırlatacak, kandilin güzelliğini hatırlatacak, dualaşmanın güzelliğini hatırlatacak. Birbirimize hep dua edelim, dualaşalım diyoruz ama böyle güzel armağanlar hazırladığımızda bunu daha net bir şekilde, daha unutmayacağımız şekilde, çünkü gördükçe hatırlayacağız. Birbirimize de dua etmiş olacağız. İki güzel
hediye hazırlamış öğretmenimiz. Hayırlı kandiller ve hayırlı cumalar diye de yazmış. Böyle notlar iliştirdiğinizde çok daha güzel olacak diye düşünüyoruz. Merve öğretmenimiz çalışmaya başlatacak. Önce ben bunu yine göstereyim, size paylaşayım diye düşündüm ama Merve öğretmenimizden önce Şeyma öğretmenimiz başlatsın istiyorum çalışmayı. Nedenini de söyleyeyim. Şeyma öğretmenimizin biraz daha uzun sürecek. Durması gerekiyor aslında. Bir de kuruyacak, bir de evet. Daha uzun sürecek bir çalışma gibi görünüyor. Çiçek daha pratik gibi görünüyor. Sanki Merve öğretmenimiz çiçeği gösterirken şöyle 2 dakikada hemen yapacak gibi duruyor, değil mi? Doğru tahmin ettim gördüğümüz kadarıyla. Peki o zaman Şeyma öğretmenle başlayalım. Tamam. Sonra hemen çiçeğin nasıl yapıldığını da sizden öğrenelim. Ama isterseniz hani arkadaşımızla bir taraftan başlayıp sayıyı çoğaltmak için vakiti değerlendirelim derseniz başlayabilirsiniz. Tamam. Sonra bize anlatacak kadar bir iki çiçeği yapmadan bekletirsiniz. Tamam. Olur mu? Şeyma öğretmenim, evet. Mukavva lazım bolca. Aslında 2 tane mukavva yeterli. Yeterli. Evet. Şimdi siz... Kutu gibi olan kısmı, yani malzemeleri içine koyacağınız kısmı da kendiniz burada hazırlayacaksınız. Evet, ama arkadaşlarımızın evlerinde varsa evet. Hazır kutu, kapağı ya da ha. Bir hani kutu. Ayakkabı onu... kutusuyla da olabilir. Hı-hı. Başka böyle... Kulata kutuları oluyor. Evet. Yani biraz onlar daha alçak oluyorlar. Belki hani yüksekliği daha az oluyor. Önemli olan buradaki alanın dışına elimizin çıkmaması. Bir de malzemeler de kaymasın, evet, düşmesin. Biraz evet. Çukurda olursa hı-hı. Ve içine yerleştirirsek daha iyi olacak gibi. Peki biz sıfırdan hazırlayacak olursak, diyelim ki evde hiçbir şekilde kutu yok ve biz kendimiz sizin şu anda yapacağınız gibi hazırlayacağız. Böyle dikdörtgen bir mukavvaya ihtiyacımız var. Bunun kenar ölçülerini aldık, boyunu ona göre yapacağız. Hı-hı. Enini de 4 santim kadar yaptım. İki kenarlarımı dikdörtgen şeklinde ayarladım. Diğer kenarları da aynı şekilde. Hı-hı. Onların da ölçülerini aldım. Yapıştıracağım bunları kenarlarından. Mukavva kutumun alt tarafı hazır olmuş oluyor. Hı-hı. Üst tarafı için de şöyle bir mukavvamdan ellerimin geçebileceği şekilde yuvarlaklar açtım. Hı-hı. İkisi birbirine biraz yakın. Bunu da buraya yapıştıracağım. Hı-hı. Bu şekilde kutumun ana gövdesi olmuş oluyor. Şimdi, daha sonra... Öğretmenim. Efendim. Bu oyun bizim tad alma duyumuzu mu arttırır? Efendim? Tad alma duyumuzu mu arttırır? Bizim tad alma duyumuzu mu arttırır? Yoksa... Neyi? Dokunma olabilir. Dokunma olabilir. Ay evet. Ellerimizi böyle sıkıyoruz ya. Dokunuyoruz değil mi? Evet. Bak, ben şöyle de dokunuyorum. Var. Gördün mü? Evet. Bak elinin üstünde böyle dikenleri var. Oyunda bölüm atlayabiliriz Kıpır. Gözümüz kapalı yiyecekleri de tadabiliriz mesela. Ay evet. Olabilir. Mesela Kıpır, hadi gel bir şey yapalım. Yum gözünü, gözünü. Gözümü mü? Evet, ya da başını. Şöyle kapatayım. Elini uzat, dokun birazcık. Bir şey var burada, dokun. Ne ay, olabilir bu? Bu bir yumuşak bir şey. Evet. Bir tane tane. Evet. Bir dakika. Ay, bu benim şeker ağacım. Ben de diyorum, bu ne böyle yumuşak birazcık, tane tane, bir de kokusu mis gibi gelince şeker ağacım olduğunu anladım. Değil mi? İşte bunları öğreneceğiz. Evet. Dokunarak ama. Çok güzel bir şarif ablacığım. Dokunarak bakacağız. Evet, şimdi orada bir sürü malzemeler var. Onların şekillerinden, yumuşaklıklarından, sertliklerinden, pek çok hani hissedeceğimiz şeyden dokunarak ne olduğunu bulacağız. Mesela burada Merve öğretmenimizin hazırladığı çiçekte de öyle. Şimdi gözünü yumsan ve dokun desem, burada kağıdın hangisi olduğunu, rafyanın hangisi olduğunu, çiçek malzemesinin hangisi olduğunu bulabilirsin herhalde. Evet, bulurum ben, çünkü ben çok iyi biliyorum. Öğreniyorum, baka baka öğreniyorum. Öğretmenler bana öğretiyor. Aferin sana. Bir de dikkatli olmak herhalde en önemlisi. Çok dikkatli yaptığımızda, böyle iyice konsantre olduğumuzda daha iyi bulacağız. Oyunu zaten oynayınca, deneyince daha iyi göreceğiz. Peki Şeyma öğretmenimiz şimdi oyunumuzun hazırlığını yapıyor. Bir kutu hazırlıyor mukavvadan. Çerçevesini oluşturuyor. Mukavvayı tabana gelecek kısmını kesmiş, hazırlamış. Ona bir çerçeve hazırlıyor ince şeritlerle. İçine malzemeleri koyacak. Sonrasını zaten bize anlatacak yine çalışırken. Ama diğer masada Merve öğretmenimiz artık çiçek yapımına koymak başladı. Istiyorsun. Bize de anlatsın bakalım başladım. Bu güzel çiçekler nasıl hazırlanıyor. Hayırlı tamam. Kandiller ve hayırlı cumalar yazılı. Önceden öğretmenimizin hazırlayıp geldiği bu çiçeklerin nasıl yapıldığını da şimdi anlatacak değil mi öğretmenim? Evet. Peki. Kolay.
mı? Çok kolay. Pek çok teli bir araya getirmişsiniz. Evet. Telleri bakalım nasıl olacak? Şöyle bir çiçek yapımı için 3 tane bizim tüylü telimize ihtiyacımız var. Uzun, kesmeden kullanacağız. Hı hı. Bunları teller çok kolay şekil alıyor. Ortasından 3 teli şu şekilde döndürüp birbirine bağlıyoruz. Hı. Sadece döndürmemiz yeterli. Daha sonra ayırıyoruz. 6 parçamız oluşuyor. Bu 6 parçayı teker teker uç kısmından başlayıp içeriye doğru yuvarlıyoruz. Yuvarlıyoruz, yuvarlıyoruz. Evet. Bakalım hepsini ne olacak? Teker teker yuvarladıktan sonra çiçeğimizin etrafındaki yaprakları oluşuyor. Daha sonra da bir tane yarım telimizi kendi hiç yapıştırmadan elimizde yuvarlayacağız. Bu da orta kısmı olacak. Renkli kısmı olacak ortadaki. Bunu da en son bütün 6 parçamız bittikten sonra ortasına yapıştıracağız. Hı hı. Uhu da tutuyoruz. Biz ama burada silikon kullanacağız daha hızlı kuruması için. Uhu da biraz beklemeye ihtiyacımız var çünkü. En sonda bir uzun yeşil kullandık. Rengarenk yapmak istiyorlarsa renkli de kullanabilirler. Tüylü telimizi ikiye katlayıp sap kısmını oluşturacağız. Hı hı. Ve küçük bir keçeden yaprak yapacağız. Hı hı. Yaprağı da taktıktan sonra çiçeğimiz hazır olacak, bitmiş olacak. Hı hı. Ve yelpaze yapmayı yine arkadaşlarımız çok iyi biliyor. Bir ters bir düz kağıdı katlayarak yelpaze yaptık. Onu da ortasından birazcık büzüp papyon gibi diyebiliriz. Yapıyoruz ve çiçeğimizi yerleştiriyoruz, bağlıyoruz, hazır olmuş oluyor. Çok pratik aslında. Evet. Şu anda hemen öğrendik anlatımınızdan. Yani tamamını uygulamadığımız halde bir tane hani örnekle gördük. Peki hemen arkadaşımıza soralım bakalım ne kadarını öğrenmiş. Al bakalım mikrofonu. Evet. Kolay mıymış bu çiçeğin yapımı? Evet. Sen de düşünüyor musun armağan etmeyi arkadaşlarına? Evet. Peki. Cuma günlerin en güzeli biliyorsun. Bunu da birbirimize hatırlatalım istiyoruz. Böyle güzel çiçekler armağan ederek de hatırlatacağımızı tahmin ediyoruz. Değil mi? Siz de bazen arkadaşlarınızla hayırlı cumalar deyip cumanızı kutlayıp böyle küçük hediyeleşmeler yapıyor musunuz? Evet. Ne güzel. Peki adını bir daha söyler misin bize? Zehra Nur. Zehra Nur, sen bugün dua edecek misin? Evet. Akşam dua edeceksin değil mi? Çünkü kandillerde dua ediliyormuş. Sen de dua edecek misin? Evet. Peki nasıl bir dua edersin acaba? Aklında var mı bir dua? Ya da sürekli ettiğin bir dua var mı? Mesela böyle annemi koru. Anneme dua ediyorum. Babasına ve annesine özellikle. Bir küçük bir dua eder misin babana annene? Şu anda aklımdayım. Ben yardımcı olayım mı sana? Bak yardımcı olayım sana. Allah'ım annemi babamı koru diyebiliriz değil mi? Evet. De bakayım hadi. Allah'ım annemi babamı koru. Ay canım benim. Çünkü onları biz çok seviyoruz. İnşallah onları korusun. Evet Zehra Nur, sonra yine sohbet ederiz. Tamam mı tatlım? Şimdi öğretmenine yardımlaşabilirsin. Çok çiçek hazırlayacaksınız çünkü. Sonrasında biz yine bakacağız sizin yaptıklarınıza. Nisa Nur varmış. Nisa Nur bir bilen Ankara'dan katılmış. Hoş geldin Nisa Nur. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Kıpır Nisa Nur'un ismini listede birkaç gün arka arkaya gördük. Israrla arayanlardan. Her gün arıyor. Bugün konuşmayı başardı değil mi Nisa Nur? Evet. Her gün bizi arıyorsun değil mi? Evet. Peki her gün izliyor musun? Evet. Peki Nisa Nur, bak biliyorsun bugün kandil. Sen de akşam dua ederken bizleri de unutma, tamam mı? Olur. Gel yaşasın, geldin mi Arif abla? Evet Kıpırcığım. Nisa Nur'u biraz tanıyalım. Nisa Nur kaç yaşındasın, kaça gidiyorsun? 10 yaşındayım, 4'e gidiyorum. Nasıl dersler, iyi mi? Haha iyi. İleride ne olmak istiyorsun? Doktor. Hadi bakalım inşallah. Kaç kardeşsiniz? İki. Sen de zaman zaman cuma günü sürprizleri ya da kandil sürprizleri hazırlıyor musun? Ya da hiç hazırlayan oluyor mu? Ben hazırlamıyorum pek, derslerim çok oluyor. Hı hı. Peki düşünen oluyor mu büyüklerden? Evet. Mutlu oluyor musun? Evet. Birbirimizi hatırlatmak adına güzel bir fikir bence. Hediyeleşmek ya da sürprizler hazırlamak. Şeyma öğretmenimizin de bize bir sürprizi varmış bugün.
değil mi Şeyma Arka? Evet. Biz de mutlu olduk. İşte bak, mutlu etmek de çok güzel birbirimizi böyle sürprizlerle. Peki Nisa Nur, şimdi Kıpır sana bir soru soracak. Evet. Burada iki güzel çalışma yapıyoruz. Hem Şeyma öğretmenimiz hem Merve öğretmenimiz anlattılar neler yapacaklarını ve başladılar zaten o çalışmaları yapmaya. Onlarla ilgili bir soru soracak. Bakalım ne soracak? Doğru cevabı verirsen güzel bir kitap kazanacaksın. Sana yollayacağız. Bizden hatıra olacak, tamam mı? Aha. Bakalım ne geliyor, soru nasıl? Geliyor. Baharın rengidir, kırları süsler, mis gibi kokar. Nedir bu? Çiçek yapıyoruz. Çok güzel bildin insanlar. Tebrikler. Böyle çiçeklerde öpücükler geldi Kıpır'dan sana. Güzel de bir kitap gelecek. Hem oku hem hatıra olsun bizden. Öpüyoruz. Kandiliniz kutlu olsun sizinle. Teşekkürler. Çok sağ ol. Sana da hem hayırlı cumalar olsun hem hayırlı kandiller olsun. Kıpır'ın da dediği gibi dua da unutma bizi de, tamam mı? Allah. Hoşçakal. Öptük yanaklarından. Allah'a emanet. Evet, güzel çiçekler hazırlanıyor burada. Zehra da öğrendi o çiçekleri hazırlamayı. Ortaların yuvarlaklarını mı yapıyorsun Zehra? Kolay mı onları yapmak? Kolay. Hadi bakalım o zaman. İki tane, üç tane olmuş. Sayılar çoğalacak. Şimdi Merve öğretmenimiz yuvarlakları hazırlıyor. Hani çiçeğin evet. Yuvarlaklarını. Bir şey soracağım. Üç tane tüylü tel kullandınız ya hani böyle bir tanesini hazırlarken. Bu üç tane tüylü telin her birini farklı bir renkte kullansak nasıl olur? Rengarenk bir çiçek olmuş olur. Bir tane deneyelim mi? Tamam, deneyelim. Tamam, bir tane de öyle deneyelim. Şu telleri karıştırmadan çıkarmayı başaramadım ama şöyle. Bir tane de şu simli kırmızıdan. Tamam. Olur mu? Zehra olur. Sen öğrendin mi nasıl yapıldığını? Bunu sen yapmak ister misin peki? Al bakalım. Öğretmeninden yardım alabilirsin karıştırdığın yerleri. Ama ben de merak ediyorum nasıl çıkacak üç farklı renkten, tamam mı? Mikrofonu alalım, bir de buradaki arkadaşımızla konuşalım. Evet, bayağı ilerlemişsiniz. Oo, boya mı var burada? Mikrofonu ben sana vereyim. Boyayı ben senden alayım. Senin konuşman bitince sana geri vereyim. Olur mu öyle? Öğretmenim, neyi boyuyoruz? Şimdi arkadaşım kutumuzu boyayacak. Onu mu şunu mu? İkisini de boyayacak ama ilk başta bundan başlayacak. Şundan başlasak? Ona o renk yapmayacağız ama. İlla ondan başlayacağız. Evet. Bunu hangi renkle boyayacağız? Onu pembeyle boyayacağız. Hmm. Şeyma öğretmenimizin bazı şeyleri var mesela. Bir şeyi o renk olacaksa asla başka bir renk olamaz. Onu da öğrenelim Kıpır. Neden bu renkle de o renkle? Çünkü kızımızın yüzü açık bir renk olsun istedik. O yüzden pembe olsun istedik. Peki. Tamam. Şimdi onun fazlalığı var ya hani kenarda azıcık. Onu kesince o bitmiş mi olacak? Evet. Ondan sonra boyaya başlayabilecek miyiz? Tamam, anlaştık. Şöyle yapıyoruz o zaman. Şunu şöyle bırakıyoruz. Mikrofonu da açalım. Senden alıyoruz. Sonra sana geri vereceğiz mikrofonu. Olur mu? Tabii ki de açtık. Al bakalım. Şimdi seninle konuşacağız. Adın neydi? Mustafa. Mustafa kaç yaşındaydın? 7,5. Oyunu beğendin mi? Evet. Oynayacağız seninle de bu oyunu. Mustafa, sen buraya geldiğinde 7 yaşındaydın. Şimdi 1,5 mu oldun? Hep 7,5 yaşındaydım. Birinci sınıftan başladım. Sanki ben seni burada hatırlıyorum. O zaman 7'ydi. Sanki şimdi 1,5 oldu gibi. Olmadı mı öyle? Hep mi 1,5'lu? Hep 7,5 mu? Hayır. Birden başladım, 7,5'a kadar geldim. Harikasın. Yani peki, birden başlamış Kıpır. Evet. Mustafa'cığım, sen bizi özledin mi buraya geldikten sonra? Evet. Peki hiç faaliyet yaptın mı sen de? Hayır. Yapmadın mı? Peki ben bir şey soracağım. Sen de bugün kandilde dua edecek misin? Ne edeceksin? Bilmiyorum. Şöyle yapalım. Sen düşün, tamam mı? Biraz çünkü sonra Kıpır'la... Hepsini bilmiyorum. Kardeşim biliyor. Kardeşim biliyor. Sen yine de düşün. İçinden gelen bir dua varsa bizimle paylaş. Biraz sonra Kıpır çok merak ediyor. Öğrenmeye çalışıyor. O arada da bir arkadaşımız var. Onunla konuşalım. Tamam mı Kıpır'cığım? Çok bekletmeyelim. Betül Sultan Erdoğan Almanya'dan katılmış. Betül, hoş geldin. Hoş bulduk. Kandiliniz mübarek olsun. Teşekkür ediyorum. Çok tatlısın. Senin de kandilin mübarek olsun. Güzel geçirelim inşallah. Birbirimize dua edelim. Hem cuma hem kandil. Dolayısıyla çok daha fazla dua etmeye gayret edelim. Olur mu Betül?
Olur. Her anda dua edebiliriz. Yolda mesela giderken okula, gelirken okuldan, evde otururken, aklımıza geldiği an, içimizden geçtiği gibi en güzel duaları edebiliriz inşallah. Yeter ki isteyelim, vakitte bol bol buluruz zaten. Betül, evet. Sultan Erdoğan kaç yaşında? 9. Kaça gidiyorsun? 2. Peki. Şimdi siz kaç kardeşsiniz Betülcüğüm? 3. 3. Senin en sevdiğin hayvan hangisi? At. At. Oo, harikasın. Peki en sevdiğin renk? Pembe. Pembe. Çok pembe güzel. Pembeyi de seviyorum. Kıpır da seviyor. Ben de seviyorum. Betül de seviyor. Hepimiz çok seviyoruz pembeyi demek ki. Peki. Şimdi Betül sana bir soru soracak Kıpır. Ama farklı bir soru soracak. Çünkü Betül'ün televizyonu şu anda çekmiyormuş Kıpır. Yapılan çalışmalarla tamam. ilgili sormayalım. Başka bir soru soralım. Tamam mı Betül? Doğru tamam. cevabı verdiğin zaman da sana çok güzel bir kitap yollayalım. Bizden hatıra olsun. Olur mu? Olur. Anlaştık. Şimdi, geliyor sorun. Betülcüğüm, sen şimdi Almanya'nın neresinden arıyorsun bizi? Oberhausen. Peki sen orada mı doğdun? Evet. Sen Almanca biliyor musun? Evet. Ay ne kadar güzel. Şimdi o zaman bak sana ben şöyle güzel bir soru soracağım. Bilirsen sana ta Almanya'ya da biz bu kitabı göndereceğiz, tamam mı? Tamam. Sen bizi sürekli izliyor musun? Evet. Canım benim. Tamam o zaman şimdi sana soruyorum. Bakalım bilecek misin? Şimdi biliyorsun ki trafikte bazı kurallar var değil mi? Trafik evet. kuralı. Mesela biz trafik kurallarında karşıdan karşıya geçerken en çok neye dikkat etmeliyiz? Sağa ve sola bakmaya. Neden bakarız peki? Belki araba gelir ve biz görmeyiz yoksa. Evet, sen bakıyor musun peki? Evet. Harikasın. Peki Betül, sen de bugün kandilde dua edecek misin? Evet. Nelere dua edeceğini peki biliyor musun? Efendim? Ne için dua edeceksin biliyor musun? Nasıl dua edeceksin? Biliyorum. Bir ufak dua eder misin? Hadi bakalım. Birden sorunca Betül. Betül var mı aklında bir şey? Şimdi yok. İçinden tamam. geldiği gibi Kıpırcığım. İçinden ne geliyorsa söyleyebilirsin. Annemi, babamı, kardeşlerimi, herkesi koru diyebilirsin değil mi? Bütün İslam kardeşleri. Daha canım benim. Bak gördün mü ne güzel söyledin. Evet, daha da genelledi Betül. Daha da geniş bir dua etti. Tüm İslam kardeşlerimi dedi. Çünkü mümin müminin kardeşidir diyoruz ya. Evet daha geniş tutmak lazım. Daha büyük dualar etmek lazım. Betül de öyle dua etti. Şimdi zaten Betül uzakta olduğu için. Evet. Bunun daha da farkında değil mi Betül? Evet. Peki Betülcüğüm. Herkesi inşallah dualarımıza alalım. Herkesi dualarla inşallah, daha doğrusu hepimiz birbirimizi dualarla kucaklamış olalım. Güzel duaları her yere, herkese göndermiş olalım. Öpücükler atıyorum ben öpüyoruz, de buradan evet, Almanya'ya. Yanaklarından Almanya'ya selamlar. Hoşça kal tatlım. Sağ olasın, hoşça kal. Betül de bizi ısrarla arayan arkadaşlarımızdandı. Hiç pes etmeden arayan canlı yayına bağlanmak için. Ve sonunda bağlandık. Onunla da konuştuk, sesini duyduk. Ayşe şimdi ablacığım, efendim Kıpırcığım. Aslında ben Almanca biliyordum da Betül'le konuşmak istedim de sonra belki bilemez diye söylemedim. Sen Almanca biliyorsun ama biliyorum. Betül belki orada doğduğu halde bilemez diye düşündün. Evet. O yüzden söylemedin. Şu anda senin Almancanı müthiş merak ediyor durumdayım Kıpır. Ne söyleyeceğini gerçekten merak ediyorum. Söyleyeyim mi? Sen söyle de Betül de biraz gülsün bakalım. Tamam, senin söylüyorum. Her house'un dibi aynıdır. Şimdi sen Almanca konuştuğunu mu düşünüyorsun? Ama bunun Türkçesi de her house'un dibi aynıdır. Almancası böyle oluyor diyorsun. Peki. Birazcık ona aslında bu Almanca değil de benim bir arkadaşım var. Hı. Beni böyle bana şaka yapmıştı. Hı. Ben de onu size yapayım dedim. Hay Allah. Hay Allah. Dedim ki Kıpır herhalde böyle sanıyor Almanca konuşmayı. Peki ama Merve öğretmenimizi çok güldürdün bak. Görüyorsun değil mi? Merve öğretmenim. Çalışmayı bıraktı Merve öğretmenim sana gülmek için. Merve öğretmenim ama öyleymiş. Her havuzun dibi böyle masmaviymiş. Kıpır, ben küçükken beni de böyle kandırmışlardı o yüzden gülüyorum. O yüzden
bir hatıranız var yani. Biz de söyleyince Almanca öğrendiğimizi sanıyorduk ama sonra ilkokulda Almanca dersimiz başlamıştı. O zaman öyle bir şey olmadığını anladınız öğrenince... ki her havuzun dibi aynı değilmiş herhalde. Değilmiş kıpırcık. Demek ki her şakacı aynı şakayı evet. yapabilirmiş ama onu öğrendik yani. Peki şimdi bu çiçek çalışmasından bir tane örnek gösterecek öğretmenimiz tekrar daha iyi anlayalım diye. Sonra Şeyma öğretmenimizin çalışması da biraz daha ilerlemiş olacak. Ardından masalımıza gelecek sıra. Cuma hediyesi, kandil hediyesi çiçek hazırlıyor Merve öğretmenimiz. O çiçekleri de hazırlarken bayağı pratik bir yol seçmiş. Evet. Ne yapıyoruz? Bir tanesini bitirdik. Oraya da Allah'ım annemi koru yazmak istedi arkadaşımız. Yazdık. Şimdi arkadaşımızdan hepsini kıvırmasını istedim. Kıvırdıklarında böyle üst üste gelebiliyor. Onları hemen düzenliyoruz. Şöyle yan yana. Ve istediğimiz rengi istediğimiz yere hemen götürebiliyoruz. Tellerimiz çok kolay şekil alıyor. Şu şekilde yaptık. Yapıştırmamıza gerek bile yok aslında. Sıkıca sardığımızda açılmıyorlar. Daha sonra ortasını yapıştıracağız ve sap kısmını yerleştireceğiz. Daha sonra bir tane de yaprak takacak. Evet, arkadaşımız çok değişik renkler kullandı. Rengarenk oldu. Evet, rengarenk yaptı. Hem simli kullandık, hem normal kullandık. Çok güzel göründü ama evet, merak etmiştik. Çok hoş oldu. Diye. Renkli de çok güzel oldu. Demek ki hani hep diyoruz hayal gücümüzü kullanıp evet. değişiklikler yapabiliriz diye. Burada farklı bir görüntü hemen olmuş oldu. Sapımızı da birazcık kıvıralım. Onu da yapıştırarak mı tutturacağız? Evet, bunu yapıştıracağız. Ortasını da yapıştıracağız. Şu şekilde bir de yaprak koyuyoruz. Sonra tamam. Tamam. Yelpaze yapıp ortasına yerleştiriyoruz. Bağlıyoruz. Hazır. Çok pratik. Evet. Peki. Sayıyı da çoğalttık. 3 tane bitti. 4. bitmek üzere. 5. de evet. hazırlanıyor. Yolda geliyor inşallah. Evet. Zehra tarafından çiçek kısmı. Oo, boya bitmiş. Boyayana kadar. Evet. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Şimdi onu ona tutturacak mıyız Şeyma öğretmeni? Evet Elif hocam, bu şekilde tutturup daha sonra üst kısmını da boyayacağız. Peki yetiştirebilecek miyiz boyamasını ve süslemesini? Hemen inşallah. Ya da boyayıp sonra mı tuttursak acaba, daha mı hızlı olur? Tutturalım hemen. Sonra boyayalım. Peki o zaman size böyle hızlı bir şekilde kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederim. Çünkü boya bayağı vakit alıyor ve hızlanmak gerekiyor. Bir oyun evet. hazırlıyor Şeyma öğretmenimiz. Hemen hatırlatalım isterseniz arkadaşlar. Bir sürü burada malzeme var ve bakmadan oyun oynayan arkadaşımız sadece elleriyle dokunarak neyin ne olduğunu bulacak görmeden, ama böyle çünkü çevireceğiz biz oyun oynayacak arkadaşımıza ve eliyle neyin ne olduğunu bulacak. Hatta deneyelim hemen, şöyle yapalım, önce Zehra ile deneyelim, tamam mı, sonra da seninle deneyelim. Zehra, oyun oynayalım mı seninle? Çiçeği kenara bırakabilir misin şimdi 2 dakikalığına? Bakalım Zehra ne olduğunu bulabilecek mi? Şöyle, mikrofonu da öğretmenimiz Zehra'ya tutsun. Gözlerini de yum yine de istersen. Çünkü oradan biraz görünüyor. Şimdi bir elini uzat bakalım. Bir elini uzat. Dokunarak ne olduğunu mikrofonu da getirelim sana. Evet. Bize söyle. Acaba ne olduğunu? İçindekine bakman lazım. Öğretmenim şunu da size vereyim. Nedir o? Tamam, onu bırakabilirsin. Elini uzat, devam et ileriye doğru. Mikrofon kapalı mı acaba? Evet. O nedir? Renkli bir şey. Renkli bir şey görmeden... Rengini de anladın yani. Maşallah diyelim sana. Madem dokunarak renkli olduğunu anladın, ne renk olduğunu da söyle bakalım bize. Yeşil. Aa, çok ilginç. Çok ilginç. Yani peki, dokunarak rengini bilen ilk kişi olarak onu tarihe bırak geçeceksin. Bakalım. Bence önceden gördüğünü hatırladı Zehra. Şimdi Zehra'cığım bir dakika. Hatta şöyle yapalım. Ondan sonra bir bu şey. Ne? Pamuk. Pamuk. Şimdi elini biraz daha uzat kutunun içine. Aşağıya doğru uzat. Bu ne nedir acaba? O? Ne olabilir acaba? Kaşık. Kaşık. Bir tane daha bir şey kaldı. Daha doğrusu başka şeyler de var da. Şunu dene bakalım. Bu ne acaba? Oyuncak. Oyuncak ne? Oyuncak ne? Araba. Araba. Alkışlıyoruz. Gerçekten gözüm hepsini bilir miyim? Tabii ki.
Gözünü o kadar uzun süre yumdu ki artık değil mi? Açmak istedi gözünü. Biraz sonra da seninle oynayalım oyunu ama malzemeleri değiştirerek oynayalım. Biraz malzemeleri önceden görmemizin de kolaylığı oldu. Gerçi çok malzemeler yok. Zehra da çok dikkatli ama önden görmemiz de birazcık etkili oldu. Daha farklı malzemelerle biraz sonra diğer arkadaşımızla oyunu deneyeceğiz. Şimdi sıra gelmiş masala. Masal çok tatlı, yine çok güzel. Bakalım neler var bu masalda. Ardından biz buradayız. Çalışmalarımızı hem sonlandıracağız hem de sizlerle masaldan dönünce yavaş yavaş vedalaşacağız. Gece oldu. Ay gökyüzündeki yerini aldı. Bulunduğu yerden etrafına baktı. Yıldızlar da yerlerine geçmiş, bekliyorlardı. Ay her zamanki gibi onlara masal anlatacaktı. Gece olduğunda hep yapardı bunu. Yıldızlar etrafına sıralanınca masala başlardı. Önce tek tek tüm yıldızlara baktı. Pırıl pırıl görünüyorlardı. Masal dinlemek için sabırsızlanıyor, kımıldanıp duruyorlardı. Ay yıldızları daha fazla bekletmek istemedi. Masala başladı. Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzündeki yıldızlar bazen çok, bazen yokmuş. Masalın tam bu kısmında bir ses duyuldu. Birisi diye ağlıyordu. Yıldızlar birbirine baktılar. Kim bu ağlayan? Diye meraklandılar. Onlar ağlayan birine dayanamazlardı. Ay hiç vakit kaybetmedi. Hemen yıldızlardan birine görev verdi. Gidip kimin neden ağladığını öğrenir misin? Yıldız gökyüzünden yeryüzüne doğru kayarak indi. Ağlama sesini takip ederek bir pencereye yaklaştı. İçeride bir çocuk vardı ve hüngür hüngür ağlıyordu. Oyuncak ayısına sarılmış derdini anlatıyordu. Ayıcığım, bana kim masal anlatacak şimdi? Annem gitti. Babam masal bilmez ki. Sana gelince sessiz sessiz dinlersin fakat konuşmayı sevmezsin. Bana kim masal anlatacak söyler misin? Yıldız gökyüzüne yükseldi yeniden ve gördüklerini bir bir anlattı. Diğer yıldızlar merakla aya baktılar. Dünyada masalsız bir çocuk kalsa ay rahat edemez ki buralarda. Düşünüp çare bulmalıyız masalsız çocuklara. Ayın bu sözlerinden sonra yıldızlar çare aramaya başladılar. Sağa sola biraz kımıldadılar. Yeryüzünden bakanlar yıldızların oyun oynadığını sandılar. Yıldızlardan biri heyecanla aya döndü. Çocuğu buraya getirelim. Ona burada masal dinletelim. Nasıl olacak bu? Biz yıldızlar el ele tutuşalım. Gökyüzünden yeryüzüne salıncak kuralım. Onu gökyüzünde biraz sallayalım. Sonra da buraya ulaştıralım. Hadi bakalım. Ay bu fikri çok beğendi. Yıldızlar el ele tutuştular. Pırıl pırıl bir salıncak oldular. Yeryüzünde ağlayan çocuklar. Gökyüzünde çok güzel masallar var. Gece olduğunda masal anlatıyor ay ile yıldızlar. Üzgün olduğunuzda siz de gökyüzüne bakın siz de. Kim bilir belki de yıldızlar orada sizin için de bir salıncak kurarlar. Yıldızlar salıncak olup ağlayan çocuğun penceresine kadar ulaştılar. Çocuk odanın içine dolan ışıltıyı fark edince ayağa kalktı. Pencereye yaklaştı. Yıldızların kurduğu salıncağı gördü. Heyecanla camı açtı. Yıldızlar onu aldılar. Önce salıncakta biraz salladılar. Sonra aya çıkardılar. Çocuk kucağında oyuncak ayısıyla biraz şaşkındı. Bir o kadar da heyecanlı. Az sonra ay masalına başladı. Daha önceki masalları gibi bu da çok güzeldi. Masalın sonlarına doğru çocuk uyuyakaldı. Yıldızlar onu aldılar, kayarak evine ulaştırdılar. Usulca yatağına yatırıp kulağına ninni fısıldadılar. Sonra tekrar gökyüzündeki yerlerini aldılar. El ele tutuşarak yeni bir şarkıya başladılar.
Lali lali lay lay lay. Lali lali lay lay lay. Gökyüzünde ay, karşısında yıldızlar. Masalsız çocuklara masal anlatırlar. Lari lari lay lay lay. Lari lari lay lay lay. Kimse ağlamasın, masal yok sanmasın. Masalsız kalanlara kıyamaz yıldızlar. Evet, masalımızı geride bıraktık. Masalsız kalmasın kimse dedik. Şimdi çalışmalarımızı artık sonlandıracağız. Çok az kaldı. Hemen son 1-2 eksikler var. Onları tamamlıyor. Özellikle Şeyma öğretmenimiz, Merve öğretmenimizin orada eksik hemen hemen hiç kalmadı. Evet. Kıpır isimleri sayacak. Evet. Arayan arkadaşlarımız kimlermiş? Hazırım. Çocuk Atölyesi programına katılmaya çalışan arkadaşlarımız kimlermiş? Onların isimlerini duyacağız. Sonrasında da Mustafa'ya oyunumuzu oynatacağız ve vedalaşacağız. Evet. Önce isimlerimizi duyalım Kıpır'cığım. Şöyle hızlıca. Evet. Bugün Asude Kuru Ankara'dan aramış. Şevval Türk İstanbul'dan aramış. Musab Sivren Ankara'dan aramış. Amine Elif Karga İstanbul'dan aramış. Eslem Nur Tulum Kütahya'dan aramış. Ecem Deniz Bulur İstanbul'dan aramış. Efe Aydoğdu Antalya'dan aramış. Teşekkür ediyoruz Kıpır. Sevgilerimizi, selamlarımızı, Kıpır'ın öpücüklerini gönderdik her birimize. Evet, öpücükler geldi. Şimdi Mustafa'ya oyunumuzu oynatacağız. Mustafa bakmayacak buraya. Gözünü yumacak. Mustafa... Niye dokundun Mustafa? Mustafa ne o? Baktın baktın. Ne? Gördüğün halde bak, dokundun ve gördün. Ne o? Yoğurt mu? Bir daha bir dokun. Ne olabilir? Ne olabilir? Dokun dokun. Dokunarak bir bulmaya çalış. Görmüyor musun? Bulamadın mı? Peki. Bir şey daha var şimdi. Elini uzat bakalım. Neymiş peki? İndir aşağı elini. Evet dokun. Alma eline. Dokun dokun. Bilonu ne o? Ne? Peçeteye benziyor. Ne? Bir adı var onun. Normal peçete değil. Dikkat et. Öyle. Normal peçete kuru olur bu. Islak peçete. Islak yani ıslak peçete. Neden onu oraya koydun bil? Çünkü bildim kreme daldıracağını eline silelim diye. Onu da buldun onda. Şimdi bir tane daha bir şey var Kıpırcığım. Kreme mi dokunmuş? Uzat bakalım yine elini bakma. Evet bir şey daha geliyor. Dokun. Ne acaba bu? Bu senin olacak bilirsen. Bakma. Bu da şeker. Evet. Şeker. Gerçekten bildiğin. Al bakalım bunu. Son bir şey kaldı. Tamam bu burada dursun. O senin artık. Son bir şey kaldı. Evet. Biraz zor bir şey oraya. Gözüm bıraktım. Bakmıyorsun. Ne acaba? Şöyle yapayım da kameralar seni görsün. Evet tahmin et. Denizde bulunur. Aklıma geldi de... Unuttum. Denizde şey bulunur kabuğu. Diyor Kıpır. Deniz kabuğu. Evet. Deniz kabuğu. Tamam bu kadar yeter. Mustafa'ya bayağı zor sorduk. Bayağı zor. Deniz kabuğunu bilmesi gerçekten zordu fakat bir kabuğu dedik buldu hemen. Deniz evet kabuğu. Kıpır sen de ipucu verdin ve buldu Mustafa. Diğerlerini de kolayca söyledi. Artık sanıyorum geldik programımızın sonuna. Yavaş yavaş veda edeceğiz. Ama bu oyunu siz de hazırlayabilirsiniz. Sevdiklerinizle oynayabilirsiniz. Çok eğlenceli. Bakmadan, görmeden oraya konan malzemelerin ne olduğunu sadece dokunarak buluyorsunuz. Oyunumuz bu. Diğer çalışma da çok keyifliydi. Cuma hediyesi ve kandili hediyesi güzel çiçekler hazırladık. Onlar da hemen hemen bitti. Yine kandili ve cumayı hatırlatmak için hediye edebileceğimiz güzel bir çalışmaydı. Bu iki güzel çalışmayla Allah'a ısmarladık diyoruz. Bu iki güzel çalışmayla sizlere veda ediyoruz. Çalışmalarla sizi buraya alalım. Zehra gel bakalım çiçekleri de al. Sonra devam edersin yazmaya. Mustafa sen de gel. Şunu da şöyle yapalım. Evet geldik yine bir programımızın daha sonuna. Bundan sonraki programda biz yine burada ne yapacağız? Güzellikleri tabii ki paylaşacağız. Evet. Yeni çalışmalarla, yine öğretmenlerimizle, yine arkadaşlarımızla. Zehracığım, evet canım yapılan çalışmalarımızı ekran başındaki arkadaşlarımıza gösterelim. Merve öğretmenim teşekkürler. Şeyma öğretmenim teşekkürler. Mustafa teşekkürler. Çok başarılıydın ayrıca oyunda. Zehra teşekkürler. Çiçeğin
çok güzel oldu. O renkli olan da ayrı güzel oldu. Ellerine sağlık. Ve Kıpırcığım yine Alas Mardadık zamanı. Bugün de bitti. Artık daha sonraki programda görüşeceğiz arkadaşlar. Evet, hemen şunu da hatırlatalım. Hafta içi 5 gün biz buradayız. Sabahları saat 9'da canlı yayında. Ama hafta sonu da biz buradayız. Yine sabahları saat 8'de. Aklınızda bulunsun. Hepimiz hepinize hayırlı cumalar diliyoruz. Hayırlı kandiller diliyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımız adına. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay. Bye.